Gün ve tarih programından sevgiler, saygılar muhterem izleyicilerim. 3 Ekim 1605 tarihi, Estergon Kalası'nın üçüncü defa düşmandan fethi veyahut ilk defa fethi, sonra istirdat, geri alma tabiriyle üçüncü defa istirdat edilmiş olması. Bugünkü programımızda o halde Estergon'u ve Estergon Kalası'nı sizlerle paylaşmak istiyorum. Estergon, Tuna Nehri kıyısından Macar ovalarının ortasında, Tuna Nehri kıyısında bir köprübaşı ve Macar ovalarının anahtarı konumunda bir yer. Yeşillikler içinde bir yer ve kartal yuvası gibi de bir kalesi vardır. Estergon, bu dinden Slovakya ve Viyana'ya doğru Doğu Avusturya yoluna hakim, en önemli merkezdir. Estergon, tarihte Macaristan psikoposluğunun merkezliğini de yapmış olan bir şehirdir. Defalarca fethedilmiştir, defalarca elimizden çıkmıştır. Ve her fethedilişte ve her istidat edilişinde fidanlarımız orada sapır sapır doğranmış, şehitlerimiz üst üste yatıyor durumdadır. Estergon Kalesi'nin Estergon şehrinin ilk fethi Kanuni Sultan Süleyman Han tarafından 1526 yılında yapılmıştır. Kanuni Sultan Süleyman Han Mohaç zaferini kazandıktan sonra Estergon'a yönelmiş orayı da fethetmiştir. Mohaç tarihin en hızlı imha hareketi. En parlak zaferlerinden bir zafer ki Gün ve tarih programlarımızdan birisinde bu konu üzerinde durmuş ve şanlı zaferi ve Kanuni Sultan Süleyman Hanı bu vesileyle anmış idik. Esterkunde Kanuni Sultan Süleyman Han modern silahların kendi silahlarının haçlı silahlarına karşı üstünlüğü ve taktikler sayesinde ve de iman sayesinde kazanmış olduğunu ve düşman askerlerinin Mohaç'ın kenarında bulunan bataklıklarda boğulup gittiğini o programda sizlerle paylaşmış idim. 1526 yılında fethedilmiş bulunan Estergon 13 yıl elimizde kaldı. 13 yıl sonra 1539'da Almanların bir hücumu ile şehir tekrar Almanların eline geçti. Elbette katliamlar yaptılar, elbette mezalimler yaptılar şehri geri alınca. Arkasından Kanuni Sultan Süleyman Han bu at sırtından inmeyen insan Estergon'u bırakır mı Almanlara? Yeni bir sefer yaparak 10 Ağustos 1543 tarihinde yeniden Estergon'u Osmanlı topraklarına katıverdi. 12 gün sürmüştü muhasara ve Kanuni Sultan Süleyman Han 300'den fazla modern topla bu muhasarayı yapmış binlerce gülle savurduktan sonra Kartal Yuvası gibi bulunan kaleyi Kal Ayı veyahut da asli söylemiyle Kal Ayı ele geçirmiştir. Kalete birleşik bir Hristiyan Haçlı ordusu müdafaa ediyordu. 12 gün dayandılar. Kimler vardı? Almanlar vardı, İtalyanlar vardı, İspanyollar, Hırvatlar, Çekler, Slovaklar, Slovenler. Ve 12 gün içinde bütün bu Haçlı Birliği'ni mahveden Kanuni Sultan Süleyman Han şehri cebren yeniden ele aldı ve orada Haçlı Birliğini temsil eden büyük cami büyük kiliseyi camiye çevirerek Orada cuma namazını eda etti Kanuni Sultan Süleyman Han. Aradan bir müddet zaman geçti. Kanuni Sultan Süleyman Han vefat etmiş idi. 1594 yılına gelindiğinde yeniden Almanlar bir hücumla Estergon Kalesi'ni geri aldılar. Büyük zulümlerle, efendim büyük katliamlarla kaleyi tekrar geri aldılar. Bu seferde Osmanlı tahtında 3. Ahmet bulunuyordu. 1605 yılına gelinmiş idi. 3 Ekim 1605 3. Ahmet görevlendirdiği efendim e, ordusu ile Estergon kalasını 3 Ekim 1605 tarihinde tekrar istirdad etti. Osmanlı sınırları içine katıverdi burada önemli bir şey var. Macar askerleri yani Almanların önündeki Macar askerleri veya Macar halkı Osmanlı'yı severlerdi. Osmanlı'nın adaletine hayran kalırlardı. Ve Haçlı'yı tutmak yerine Osmanlı'dan yana idiler. Muhterem izleyicilerim, bugün bile Macar halkı Türk halkına ve Müslüman halka daha yakın davranmaktadır. Bugün bile eski eserleri yağmaya tabi tutmamışlar, Osmanlı hatıralarını orada yaşatmaya çalışan bir millettir Macar halkı. O gün de öyleydi. İşte Macar halkının, Macar askerinin Osmanlı'yı sevdiğini bilen kaledeki muhafızlar, Haçlı muhafızları Macarları getirdiler, kaleden dışarıya kovdular. Şimdi Macarlar Osmanlı topları ile kale arasında kalmışlardı. Derhal ateş kesildi ve Macarlar Osmanlı ordusuna geldiler. O arada Lala Mehmet Lala Mehmet Paşa ile bu Macarların kumandanı arasında bir görüşme var, konuşma var. Onu Peçevi'den sizlere aktarıyorum. Peçevi tarihinden aktarıyorum. Diyor ki Lala Paşa, Kalay'ı niçin terk ettiniz? General, Ümidiniz mi tükendi yoksa? Cevap veriyor Macar. Ümit Osmanlı adaletindedir. Devletli vezir. Estergon'da ne kadar asker kalmıştır? Haçlı askerini soruyor. On bine varmaz büyük vezir. Kontun maneviyatı nasıldır? Orayı müdafaa eden Dampier Kontu, efendim ismi de burada var, bir şahıs idi onu soruyor. Kontun maneviyatı nasıldır? Macar kumandan sadece etraftaki kalelerden alacağı yardıma güvenmektedir. Aziz devletli vezir diye onun zayıf taraflarını ifade ettikten sonra Serdar tekrar bir soru sorar. Memleketimize mi, gide memleketinimize mi gitmek istiyorsunuz? Yoksa başka bir orduda parayla mı dövüşmek istersiniz? Nereye gideceksiniz? Macar kumandan Bizler de askeriz koca vezirimiz. Şayet izin verirseniz bu defa dünyanın en büyük ordusuna katılmak niyetindeyiz. Hiçbir ücretle istemiyoruz diye cevap verir. Ve bir ay beş gün süren çok şiddetli çarpışmalardan sonra Macar askerlerinin de ordumuza yardım etmesiyle işte 3 Ekim 1605 tarihinde ikinci defa efendim üçüncü defa e Estergon kalasının Fethedildiğini görüyoruz. 1683 yılına kadar Osmanlı'nın elinde kalmıştır. Estergon. 1683 yılında Merzifonlu Kara Mustafa Paşa'nın ikinci Viyana kuşatması ile ve bu kuşatmada bir ordu komutanının Kırım ordusu kumandanının ihanet etmesi ve kendi ordusundaki sağ cenaha bakan efendim birisinin de Kara İbrahim Paşa'nın, Koca İbrahim Paşa'nın da ihanet etmesi neticesinde Viyana'da büyük bir bozgun meydana gelmiştir. Öyle bir bozgun ki muhterem izleyicilerim, bütün ordugah, ondan önce alınmış bulunan bütün ganimetler ve Merzifonlu Kara Mustafa Paşa'nın bütün çadırları, efendim her şeyi düşmanın eline geçmiştir. Ve savaş meydanını en son terk etmesi gereken mehter takımı da ki tarihin kaydettiği en büyük mehter takımlarından bir tanesidir. Düşmanın eline geçmiştir. Bozkum büyüktür. Ve Merzifonlu Belgrad'a kadar orduyu çekmiştir. Ve bu arada da tabii ki Estergon kalesi bir ay pardon 1 Kasım 1683 yani 22 gün haçlıya dayandılar ve 2 ay sonra da Estergon Kalesi düşmanların eline geçti. Bir daha da Estergon Kalesi'ni veya Estergon'u Osmanlılar geri almaya muvaffak olamadılar. Çünkü gerileme devri başlamıştı. Çünkü toprak kaybı dönemi başlamıştı. Elbette bu olayları tahlil etmemiz bu olayların sebeplerini ortaya koymamız ve olayın şeklini ortaya koymamız mümkündür. Ama bu e, küçücük programımızın konusu bu değildir. Estergon'un 128 yıl Osmanlı toprakları içindeki sınırlar içinde kaldığını biliyoruz. Ve Estergon'da nice namlı yiğitler şehit olmuşlardır. Ve işte bu olayın anısına da Estergon'la ilgili bir şiir, marş haline getirilmiş bugün zevkle dinlediğimiz ama hüzünle dinlediğimiz zevk aldığımız ama hüzünde hatırladığımız bir marş olarak sözleri şu şekildedir. Estergon kalası su başı durak kemirir gönlümü bir sinsifirak gönül yar peşinde yar ondan ırak akma tuna akma ben bir dertliyim yar peşinde koşar kara bahtlıyım. Estergon kalesi su başı kale, gökler ser çekmiş burçları hele, biz böyle kaleyi vermezdik ele. Akmatuna tuna akma, ben bir dertliyim, yar peşinde koşar Kara Bahtlıyım. Estergon kalesi papazla doldu, ay tutuldu, güneş buluta girdi, nesneler karadan yaslar bağladı. Akma Tuna akma ben bir dertliyim. Yar peşinde koşar kara bahtlıyım. Bugün yolunuz Tuna kenarında Kartal yuvası gibi ve Macar ovasına hakim Estergon şehrine düşerse orada şehirde bir müze göreceksiniz. İşte bu müzede de o günün Osmanlı hatırasının efendim izlerini, eserlerini orada sergileniyor olarak görmeniz mümkün. Estergon Kalesi demin dediğim gibi tam Tuna Nehri'ne hakim. Tuna Nehri ayaklarınızın dibinde kalmış bir efendim kartal yuvası gibi bir yerdir. Orada bugün İlay Kelimetullah için şehadet şerbetini içmiş olan şehitlerimizden bazı kalıntıları bulmanız mümkün. Ayrıca da Hacı İbrahim Camii isimli Macarca adıyla ile Özüçelli Hacı İbrahim Camii, camii de restore edilmiş ve müzeye çevrilmiş şekliyle de görmemiz mümkün. Evliya Çelebi diyor ki, Büyük Seyya, onun ifadesine göre şehirde gezmiştir şehri, 16 mahalle ki 17. yüzyılın seyyahlarından birisidir. 16 mahalle, 2900 ev dört cami, iki medrese ve birçok mektep gördüğünü yazmaktadır Evliya Çelebi. Büyük seyyah asker aileli, aileleri için yapılmış özel evlerden bahsetmektedir. En büyük cami mahkeme camisi idi. Bu cami 1850'li yıllarda Avusturyalılar tarafından yıktırılarak yerine büyük bir kilise inşa edilmiştir maalesef. Yine Evliya Çelebi'nin anlattığına göre Eski Estergon'da Mimar Sinan'ın eserleri olan Kızıl Elma Camii de bulunmakta imiş. Maalesef bu camilerden, bu eserlerden bugün elde hiçbir şey kalmamıştır. Ancak demin söylediğim gibi restore edilmiş, müzeye çevrilmiş bir cami ve burada sergilenen şehitlerimize ait, Osmanlı'ya ait bazı sanat eserleri bugün orada görülebilir. Estergon Kalesi'ni hüzünle hatırladık, üç defa fethedilmiş olduğunu ifade ettik ve sizlerle bugün küstüremizin sonuna geldik. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Bereketle kalın.